Bu arada Ebru'nun kayınvalidesi Zeynep Hanım'a, Bilal'in annesi Zeynep Hanım, şöyle bir şey akıl edip de götürüp de takaydın ya. Şimdi almıştınız kızı. Zeynep'ciğim bence hiç kaçırma, yap gel. Mikrofonun yok, dur. Zeynep Hanım'a tavsiyesi var. Bilal'in annesi Zeynep Hanım'a Nazlı Hanım'dan tavsiye. Canım benim, ağızlarına da çok, gözlerine de. Heh, sen de başka bir şeyden uydur getir ver. İster kabul etsin, ister etmesin. Aa Ebru, ne diyorsun bu işe? Mikrofon nerede? Kendileri andık, bir kozu da varsın, fos çıksın. Mikrofonu açın. Vallahi alan değil, verin utansın. Ne diyelim yani biz de gelin olarak? Seda abla, anca kendimin kapısından değil, olduğum semte bile giremez. O taktığı böyle kapaklı bir şey getirirse de onu... Hak bu veriyor musun bu konuda? Nurgül'ün arkasındayım, hak veriyorum kesinlikle. Gel buraya. Onun şanını yaz. Gel. Bir sene eksik kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Yani benim kayınvalidem de böyle bir şey yaparsa ben de Nurgül... Bir saniye. Ben de Nurgül gibi uzaklaştırma aldırırım. Aynen. Kapının öyle önünden geçemez diyor musun? Kapımın önünden değil, evimin olduğu semte bile gelemez. Sokmam yani. Böyle bir şey yapamaz. İstiyorlar şadıma. İstiyorlar hayatım. Şimdi bak, sinirleniyorum ben elimde olmadan. Niye sinirleniyorsun? Kızım ne demek bu? Sakin ol. Eğer oğluna bunu layık görüyorsa, yani tamam, oğlunu rezil edebiliyorsa öyle anne oğlum, olmaz zaten. Oğluma de ki gelin yani, layık. O değil, bizim sülaleyi de rezil oluyoruz yani, anladın mı? Nasıl aynen bir öyle adamla evlendin? Anasına bak, ne almış falan yani, diyorlar yani. Bizim, zaten, ağzına da çok gözüküyor. Tabii. Zaten biz yeterince akrabalarımıza rezil olduk yani, böyle bu mesele, altı meselesi çıktı da herkes bana yazık ya. İşte kaynanan hiçbir şey takmadı diyor. Ki bizim sülale yani. Gittiği düğüne kaç, sekiz, en az 8-5 tane bilezik takan sülalem bana hiç takılmayınca şaşırdılar yani. Böyle bir şey yapsa ben rezil ederim onu. Canım, şu şey an Nurgül sakin kaldı. Ben Allah Allah. Şey ben böyle biz duramam. Biz üstüne para gibi olacağız bu onların. Ben yani bu şekilde duramazdım. Bana böyle bir şey gelseydi ben Nurgül gibi şu an bu şekilde oturamazdım. Delirirdim ya. Delir. Orada bile sinir oldu. Delir. Gerçekten. Kimin elinde? Yükünde olan koçunur. Oradan yani kalk geldiğine göre yükünde büyük var herhalde. Bak Nurgül'e. Sen de herkese yetişiyorsun. Gördün mü bak. İstersen başkalarının geline de yetişme yani. Orada otur sen yani. Sen boş konuşma. Bana yetişiyorsun. Yapalım. Milletin geline yetişme yani. Hele yeri. Hele ağzına da çok, gözüne de yeri. Kendini oynatma. Şimdi, sen de boş boş oturma. Geçmiş yeri yeri. Ebru da. Ben hiç tınlamıyorum ki seni. Altın. Senin yaptığın, söylediğin. Engeline takıldı. Uzaklaştırma alırım. Düğünüme gelemezsin. Şanın yerlerde Gaziantep'te böyle gezerken böyle gezersin. Yalnız şanın olur. Hiç alakası yok. Oğluma vermeyeyim ki öyle gezeyim. Şurada oğlum bir şey var. Evle. Burada bir şey var. Bilal'in de gel Bilal ya buraya. Fikrini almam lazım bir dakika. Gel. Şimdi Nurgül ve Bilal, iyi dinle. Nurgül ve Ebru aynı fikirdeler. Bize böyle davranan kayınvalideyi ve bizim isteklerimizi yerine getirmeyen kayınvalideyi semtimizden geçirmeyeceğiz diyorlar. Çok önemli değil semtleri. Emre dedi ki ben buna müsaade etmem dedi. Sen ne diyorsun? Ya şimdi Ebru burada haklı. Sonuçta en baştan benim aile durumumu biliyordu. Kabul de etmeyebilirdi. Hani Nazlı teyze sen hani fazla falan diyorsun ya. Şimdi Ebru ilk başta beni bu şekilde oğlum, sevdi, kabul etti. Ben Ebru'ya layık görüyorum. Benim konum siz değilsiniz. Hani yani imkanlar olsa işte layık görüyorum bak, yani. Bak siz konuda... yalancı olduğu için. Değil yani. Bu benim konum. Ya. Ne alakası var yalancılıkla ya? Kendince, hani sen o da kendi kendine şeyinde, boşa gelin gibi olmasın. Onluk bir şey yok yani. Hani, ben ona söylemiyorum. Sen kendi şeyine saygı duyarım ama ha, hani Ebru için. Ebru hak ediyor. Keşke hani... Annem de böyle olmasaydı, durum olsaydı, yapsaydı ama... Ben evleneceğim kadından tarafım diyor Bilal. Seda abla, eğer ki derse ki Bilal, yani şu görüşte olsaydı, ya ben işte annemin tarafını tutarım, o zaman derdim ki hadi ananın kapısına. Aynen öyle. O da diyor, ben de diyorum. O zaman istemezdim yani. Ertesi gün gene kapımızda yatıyorlar yani. Kendi onların delili uzatan bir problem oluyor. Ben çocuğuma böyle yapmam. Borç aç, yine şanımı yaşatırım. İstediğiyle de evlensin. Ben evlenmiyorum ki, benim çocuğum evlenecek. Ben ne karışacağım? Seda abla mesela... Herkes şanına, itibarına yakışanı yapar değil mi? Evet. Mesela annem satsaydı arabasını alsa alamaz mıydı? Alırdı. İtibarını şey alırdı. Yapamaz mıydı? Ama satmayı tercih etmedi. Ben de kimseye zorla bir şey diyemem.
Evet. Hani sat da diye o bana şimdi düşen bir şey değil. Onu hani kendi itibarına yakışanı yapıp hani kendi şanına yakışıp yapsaydı güzel olurdu. Bak, durum da buraya da gelmezdi. Bunlar da bekleyip duruyorlar. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Hani biz de... Evet. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Malla, mülkle mutluluk olmaz. Yani beni seven benim yanımda ben olduğum için gelsin. 1 milyon altın versem tonlarca kadın kız var. Hepsi gelir yanıma. Gelir. Ben sonra kralını getiririm. Para değil ki. Önemli olan beni ben olduğum için sevecek yanımda duracak. Ya ne diyor bu konuşuyor. Vallahi ben sinirleniyorum ya konuşmak istemiyorum. Hayır öyle bir şey vallahi değil ama bir dakika. Emre. Onu bir toparla. Emre. Gene... saçmaladın. Ya aslında burada olay altın değil. Hani ben diyor işte kuyumcu gezdim diyor. İşte onu bulamadım, bunu bulamadım. Bir şey takmasam olur mu? Hani bu biraz şey alıyor. En azından hani bir çeyrek altın alsaydı ya da tam altın alsaydı annem hiç olmazdı. Benimle alakalı bir şey değil. Bu benimle alakalı. Tabii, ben genelleme yaparak konuşuyorum. Ben 1 milyon TL, 1 milyon 300 TL'lik altın beğendi Nurgül. Tamam mı? Diyorum ki 1 milyon 300 TL'lik altını kime versen beni sever. Ben bu altını vermeden beni sevecek birini istiyorum. Bunun da Nurgül olduğunu düşünüyorum. Aslında öyle bir insan olmadığını da biliyorum. Vay vay. Biliyorsun, düşünüyorsun. Biliyorum. Değil mi? Böyle malda, mülkte, altında gözümüz yok. Hiç tek yok. Tek sonların olsun. Olsun isteriz. Yani olsa güzel olur. Niye olmasın? Herkes isteyecek şeyler bunlar. Yok şanınıza yakışır. Yok bilmem neyinize yakışır. Bunlara parasızlık, da girmeye gerek yok. Parasızlık mutsuzluk getirir. Para mutluluk getirmez. Bu doğru. Tamam. Bunu yaşadım biliyorum. Bir bardak. Ama parasızlık da mutsuzluk getiriyor yani. Parasızlık adam olacak para yani. Boş. Bir bardak kahve içiyor muyuz seninle mutlu bir şekilde? İçiyoruz. Trilyonlarımız da olsa kahve aynı kahve. Öyle değil zaten. Mi? Altınların da olsa o kahve ben yine kahve. Ben bunları yaşayıp gördüm zaten. Bunları, bu laflar benim laflarım şu zaten. Şu zaman söyleme şanınıza yakışır benim annemi. Yok başın yerde benim, altın takamadı diye benim başım takamadı anne. Takamadı değil ki takmıyor. Takmasa var da takmıyor. Takmasın ya. Var da takmasın takmıyor. Abi. Çok da umurumdaydı. Yoksa takmasa ben bir şey demem ki zaten. Allah Allah. Var da takmıyorsa o onun şeyi yani. Bilal de diyor var annem de diyor. Mal varlığı, görmediniz mi? Bir sürü mal varlığı var ya. Değene de karım, değene boş konuşmayın. İki günü. Var da takmıyorsa onun şanından yani. Bana ne? Oğlum evlenmiyor ki dahim, yeni genişle gelin. Öyle düşünüyor abi. Kadın böyle düşünüyor. Oğlunu evlendirerek düşünmüyor ki bu kadın. Biz bu kadından bir de altın istiyoruz. Ben oğlum yapmıyor. Ne yapalım? Neyse bugün şunu anlamış olduk. Ben yanılmam hislerimde. Bunlar bir yerde evlenecekler. Uzaklaştırma aldıracaklar Nazlı Hanım'a. Ay çok ben korktum. Ben annemi uzaklaştırma aldırmaz. Senin haberin olmadan Nurgül aldırır. Nurgül aldırsa dahi annem karakola gideceğini de bilse gelir yapar. Ben annemin rızası olsun istiyorum yüzüne de karşı da söylüyorum. Anne rızanı ver, gönül rızan olsun. Bir şekilde biz de bu düğünümüzü... Artık kararımı ver de sen de kendini belli et ya. Seni yakmamak için o onayı vermem zaten oğlum. Anne. Sen ben kararını ver de. Benim kararım net. He. Şunu söylüyorum, olmuyor. Bunu söylüyorum, olmuyor. Diyorum ki malı mülkü boş ver. Kıvırma o zaman. Olay şeye dönüyor. Kıvırsam ne olacak, kıvırmasam ne olacak? Giriyorsun altın muhabbetine. Bana 1 milyonluk altın alacaksın diyorsun. Aa, deme bunları. Deme ki ben de net olayım. Sen bazen beni şaşırtıyorsun. Bu yüzüğü taktığımızdan belli Nurgül çok değişti. Çok farklı kafalara giriyorsun Nurgül. Taktık diye yok altın alacak annen, yok evini verecek. Vermiyor abi. Peki vermiyor. Nazlı Hanım'a diyelim ki uzaklaştırma. Yani. Merhabalar Seda Hanım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben artık gerçekten sinir krizleri geçiriyorum. Dayanamıyorum anneme yapılan saygısızlıkların karşısında. Orada ezikleniyor, bağırılıyor, çağrılıyor, her şey söyleniyor. Kadın orada gözyaşlarını tutamıyor, hüngür hüngür ağlıyor. Evladı karşısında kadının yanında oturuyor, sadece izliyor. Bu böyle olamaz. Ben bu gidişata artık bir dur demek istiyorum. Artık burnunuzdan ben getireceğim. Ben olduğum sürece mutlu olamayacaksınız. Yani mutsuz olmanız için elimden ne geliyorsa yapacağım, büyük bir zevk. Ve Emre Bey, bu sefer programa geldiğimde elimde delillerle geleceğim. Şimdi sen düşün artık bence. Ve sonrasında şunu da eklemek istiyorum Seda Hanım. Bu sefer sizi oradan çıkarmadan, Emre'nin oradan elinden tutup çıkmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Gel otur anası, gel. Gel İkinci ya. Bela da geliyor. Selamın kavremin Rabbim. Ya şöyle bir şey var. Yani bunların hepsini başa çıkarım da. Emre'nin şu söyledikleriyle başa çıkamıyorum ya.
Vallahi bu kadar olmaz yani. Böyle... Aslan deme, abi. deme. Devam dede, et. Desin abla ne demek istiyorsa söylesin. Rahat olsun. Her şeyi konuşuyoruz zaten. Televizyonda söyleyemiyorum. Söylesin, sıkıntı. Senin özellikle hatan söyleyeyim. Nerede biliyor musun? Sen bak Bilal nasıl sahip çıkıyor Ebru'ya. Sen onu yapamıyorsun. Ben de sahip çıktım. Ondan kızıyorlar sana. Değil mi Sultan? Benim sahip çıkılacak bir tarafım yok. Evet. Sahip çıktım. Sahip çıkılacak bir tarafım yok benim. Ben sahip çıkılacak bir tarafım yok. Ben kararımı vermişim. Ben kararını senin gözün altında başka bir şeyde değil. Altın başka bir şey yok ya. Adam gibi çık şuraya. Ya yüzüğü çıkartıyoruz gel tak diyoruz. Yüzüğü bile takmıyorsun ya. Şurada 83 milyon sevip sevmediğinden Emre. Şüpheli. Herkesin kafasında şöyle bir soru işareti var. Acaba seviyor mu sevmiyor mu? Hiç de değil. Var abla. Hayır. Doğru. 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 Abla ben bunu... Gözlerini doğru çünkü böyle ya. Gidip geldikçe benim de kafamda soru işaretleri oluşmuyor değil yani. Hayırlısı. Doğru. Doğru tespitler kimse. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Benim kafamda gidip geliyor bazı şeyler yani. Yani Emre. Efendim Sultan bir saniye bekleyin. Emre ne zaman Nurgül'ün arkasında durmayı düşünüyorsun? Nurgül kapıdan çıkıp gittikten sonra mı? Her zaman Nurgül'ün bak her zaman Nurgül kapıdan çıkıyor gidiyor arkasında durduğunu söylüyorsun. Yanlış yapıyorsun Emre. Abla arkasında olmazsam şu an yanında oturmam. Burada o altın istedi var. Diye. Altın istesin abla. İki tane bilezik istesin. Tamam tane ister. Sen gidip gönlünü aldın mı? Bir milyonluk altın istemesin gönlünü benden. Gönlünü aldın mı? Altınsız da gelir sana. Aldık mı? Altın da aldık. Gördün yani olur. Burada vardı. Nişanlı kızın altını olur Emre kusura bakma. Taktik birazcık daha ne yapalım ya? Tamam o da onunla gelin olur zaten. Malımızı ülkemize hiç çalıştığımızı sen... getirip altına mı verelim pardon, takalım pardon kim yani? Nişanlı kız? İki ben dakika geçmiyor aldım. Annenden yanı oluyorsun. Emre ile Nurgül nişanlı Nazlı'nın. Aa, ne evet. Kendin de gördün o gün nişanlı olduğunu. Bak parmağını uzat. Net ol bana net. Sen bana takı mı taktın Emre? Net ol net. Takı mı taktın? Ne takı yani? Taktım. Burada taktım ya. Net ol bana. Onları sen mi aldın onları? Ben aldım. Beğenmiyor mu onları? O almadı ki. O almadı. Onun şanını yürütmek için ben alıp verdim bana taksın diye. Yok ki öyle bir parası. Öyle bir parası yok Emre'nin. Duydun mu? Madem benim param yok. Ama gömdün çocuğu. Dile getirip durursan ben burada de söylerim. Burada nasıl gömüyor sevdiği kadın göm. Tipe baksın. Seda Hanım. Nurgül bunları söylemeyecekti ama sen kendin kaşındın Emre. Kusura zorla bakma. Zorla söylettiriyorlar. Yo söylesin sıkıntı yok. 4 senedir harcadığım parayı hesapladım geçen gün 620 milyar. Ya bırak Allah. Taktığı 70 milyar 680 milyar para harcamış. Canı sağ olsun. Umurumda değil. Senin de canın sağ olsun. O iki altını söylüyor ya. Ben 4 senede 680 milyar harcamışım. Canı sağ olsun. Sakalımızdan kesti bu yemizi. Hiç yakışmıyor Emre. Hiç yakışmıyor. Dur bu hesap sana hiç yakışmıyor. Bana mı yakışmıyor? Bu hesap sana hiç yakışmıyor Emre. Onun evet, yaptığı hesap hiç yakışmıyor. Da, onun yaptığı hesap da şu anda yakışmıyor. Sevdiği adamı şimdi, gömüyor. Yerin dibine şimdi sokuyor. Şimdi size... Sen beni gömmeye çalışırken... Evet. Ben seni gömmeye ben de tam tersini ben yapıyorum. Ben seni gömmeye yaptığın çalışmadım. Yaptığın bir şeyi söylersin. Ben sana... Yaptığın bir şeyi söylersin. Çok şey yaptım. Şahlanırsın buradan. Zaten sana onları alıp vermişim tak da çok şey milletin yaptım. Gözü önünde ayıp olmasın diye yazdırıyorum. Ya söz yüzüğünü bile ikişer tane aldık ya. Söz yüzüğünü bile 4 tane söz yüzüğü olur mu ya? Sen mi aldın? Kim aldı? Sen mi aldın? Ben aldım. Sen kim mi aldın? Bir de böyle bakıyor ya. Kim sen aldı? Sanki böyle bir şüpheci bakışlar. Ben almamışım gibi. Kim aldı? Yalancı durumuna mı? Ben aldım. Buranın hediyesi. Yok abla evet. Diğer yüzüğü de ben alayım. Aldım. Tek kavga etmeyin. Abla bir yüzükle bizi aldık. Sizden harç bir yüzükle bizi aldık. Şimdi şöyle bir şey var. Nazlı Hanım benim bunları yapmayacak kapasitede bir kadın değil. Nazlı Hanım alasını yapar ama Nazlı Hanım geline onay vermediği için. Kurban bunu edin. Ayıralım. Şimdi ama Bilal'in annesinin durumu ayrı. Bilal'le Ebru'nun iddiası cimriliğinden vermiyor. Oysa ki anneler, ebeveynler böyle şeyleri evlatları için ben biriktirirler. Yarın bir gün bir şey olduğunda. Hala bu. Bugün özellikle konuşuluyordu her yerde, sosyal medyada. Sibel Can gelinine kendi taktığı takıları taktı. Ne güzel. Ne güzel. Helal olsun. Bir kayınvalide. Sibel Can'dan bahsedeyim. Bir kayınvalide. Helal olsun. Bir kayınvalide. Gel kızım. Kendimizden de. Ben bunları aldığım zamanında... Oğlum için, evlatlarım için demiş. Açmış kız beğendiğini ama helal olsun alkışladım ben. Niye takmışmışmış da? Kız daha ne istesin o kız?
Ömür boyu çalışsa o şeyi alabilir mi o takıyı o kız? Kadın orada gönül güzelliğini yüreğinin güzel evladım için demiş. Sermiş önüne. Kız da beğendiklerini almış. Alkışladım ben. Hiç eleştirilecek bir şey değil. Nesini eleştiriyorsunuz? Evladım da doğru düzgün birini getirsin. Tabii. Ben de canımı sofra edeyim önüne koyayım. Ha, sen işte al, onay vermedin. Al getir bakalım yapacak. Ne var be? Sen elimden tut. Sen artık tut. Seninle uğraşamıyorum vallahi. Sen bre. Elimden tut. Oturur musun? Yo ben gidiyorum abla. Özgül ve Yaşar'la konuşacağım. Elimden tutsun. Özgül ve Yaşar yanıma gelin.